Kitleyi alkışlayarak uğurlamak doğru mu diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar, ölen bir kişi Müslümansa tabii. Ben Müslüman üzerine konuşuyorum. Diğer din mensupları benim şu anda alanım değil, konum değil daha doğrusu. Çünkü Müslüman bana soru soruyor. Diyor ki hocam, nasıl yapmak gerekiyor cenazeyi alkışlayalım. Arkadaş, vefat eden insan Müslümansa, yani benim Müslümanlık ölçülerine göre kaldırın diyorsa, İslam ölçülerine göre benim cenazemi kaldırın diyorsa, o cenazede bağırarak dua da olmaz, o cenazede efendim alkışlamak da olmaz, benzeri şeyler de olmaz. Ne olur? Sessiz bir şekilde cenazeye dua edilir, cenaze taşınır, efendim fazla övgü de yapılmaz. Yani şey, hem mezar başında hem de musalla taşında fazla yergi de olmaz. Yani yerilmez de kişi yani orada. Kötü bir insandı, iyi ki öldü yani. Böyle bir şey denmez yani. Çok büyük bir insandı. Dünyada eşi benzeri yoktu. Yani şimdi melekler diyorlar ki, melekler kötü bir insanı övdüğünüz zaman melekler ruha derlermiş ki, ölen ruhuna, sen bu kadar kıymetli miydin? Hani senin amelin? Nerede? Hani? Seni övüyorlar bir de. Utanmadan seni övüyorlar. Yalan söylüyorlar. Sen bu yalanı hak edecek şeyler yaptın. Yani kötü insan övüldüğünde melekler bundan rahatsız olurlar. Çünkü adam kötüydü. Melekler diyor ki yani, bari yalan söylemeyin. Ölmüş gitmiş, defteri kapanmış. Karışmayın siz artık bundan sonra. Sizin övmeniz onun defterini açmaz. Sizin övmeniz onun günahlarını sildirmez diye melekler bu konuda ikaz ederler. İyi şeyler söyleyeceğiz, abartmayacağız. Kötü halleri varsa söylemeyeceğiz. Değil mi? Alimlerimize göre cenaze yıkanırken bile cenazenin kötü bir hali görünürse, hani diyelim gözü kaymıştır, çenesi kaymıştır, olur insan oğlu, yani kaslarında bir problem olmuştur ölüm anında, olur, olur. Alimlerimiz cenaze yıkanırken görünen özel kötü halleri dışarıda konuşmayı haram saymışlar. Niçin haram saymışlar? Aleyhinde niye konuşuyorsun adamın? Öldü gitti. Şeytan bile el çekti ondan. Allah'a gitti. Onun defteri, sicili, micili Allah'a gitti. Bunu yermenin de övmenin de faydası yok. Onun için konuşma. Sus, dilini kapat. Nasıldı cenazemiz bizim? Allah mübarek etsin, Allah merhamet etsin. Bununla kazanırsın. Ama vallahi sizin ölünüz çok kötüydü. Ne faydası olacak? Aileyi üzeceksin. Dışarıda kalanlar, yani sağ kalanlar üzülecek yani. Diyecek bizim ölümümüz demek böyleydi. Bu nedenle de dediğim gibi alkış tutmak bir Müslüman için doğru değildir. Ama cenaze istemedi. Buna rağmen millet, yani etrafında toplanan arkadaşları alkış yaptı. O alkışın faydası yok, onu söylüyorum. Duanın faydası var. Onun için dua edin, onun için namaz kılın, onun için Kur'an-ı Kerim okuyun, onun için ailesine sahiplenin, ölen kişinin çocuklarına sahiplenin, onlara yardımcı olun. Doğru olan şey budur. Orada cenazeye alkış tutmanın bir faydası yok. Cenazenin beklentisi de yok. Eğer cenaze konuşabilseydi, ölen kişi konuşabilseydi, diyecekti ki istemiyorum ne alkış, ne top arabası, ne şu ne bu. Necip Fazıl'ın dediği gibi 3-5 efendim inanmış adam beni kaldırsın. Yani istenen buydu. Bir abartı vesaire filan değildir. Tabii arada bir tekbir sesleri duyuluyor cenazelerde. Ona bir şey dediğimiz yok, çünkü tekbir neticede bir ibadetin bir parçasıdır. Allahu Ekber ezanımızın bir parçasıdır. Onu hatırlatıyor. Orada bir övgü yok. Orada cenaze için bir dua var. Efendim şehitlerin cenazesi de yine çok uygun olmak lazım. Ona dua etmek lazım. Ve şehidin cenazesinde bulunmaya gayret etmek lazım. Niçin? Çünkü şehidin ilk damla kanı yere düştüğünde bütün günahları affedilir. Şehit cenazesine bulunmak günahlarımızın affına vesile olur. Bunlara dikkat edeceğiz inşallah diyorum ve hemen...